Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve hiye dediği arkadaşlar delalet. Şimdi biz lafzın delaletinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir lafız var, bir de mana var arkadaşlar. Bu lafız mananın tamamına delalet edebilir veya mananın bir kısmına delalet edebilir veya iltizami bir manaya, yani o lafza lazım olan bir manaya da ne yapabilir? Delalet edebilir. Ve hiye munkasimetun ilel mutabakati ve tadammuni vel iltizami. Delaleti mutabiki var, tadammuni var, iltizami var. Kema kale, nasıl ki İsa Guci'nin yazarı dedi, el-lafzu eddallu bil-vad'i, vad'ıla delalet eden lafız, la gayru'l-lafzi mined-dalli, değil mi? Delalet edicilerin, yani lafızdan başka delalet ediciler de var ama onlar kastedilmiyor burada. Ve la el-lafzu eddallu bit-tab'i ev bil-akli, burada aynı zamanda tabiatla delalet eden lafızlar vardır veya akılla, tabi ve akli delaletler var lafızla, onlar da çıkıyor. Tabii, onları kastetmiyoruz burada. Ve la el lafzu eddallu bittabi'i, yani insanın işte öh diye öksürüp, değil mi, öksürmesi ve o lafızdan, o sesten bir takım bir şeylerin anlaşılması veya insanın işte duvarın dışında bir ses duyması ve onunla bir hükme varması, bunlardan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bizim bahsettiğimiz şey nedir? El-lafzu dallu bil-vad'i, bu vad'ıla delalet eden lafız, yedullu delalet eder, ala tamami ma vudi'a lehu. Yani o lafzın vaz edilmiş olduğu mananın tamamına delalet edebilir ki ederse bil mutabakati, buna delaleti mutabık ediyoruz arkadaşlar. Niçin buna delaleti mutabık ediyoruz? Li muvafakatihi iyyahu. Çünkü bu lafız vaz edilmiş olduğu manaya muvafık olmuştur. Ve ala cüz'ihi, cüz'üne de delalet edebilir. Yani lafız vaz edilmiş olduğu mananın cüz'ünü ifade edebilir. Ey ala cüz'i ma vudi'a lehu, cüz'üne delalet ederse arkadaşlar, buna yedullu da bir tadammuni, yani tadammuni ne demek? Cüz'ünün bir kısmını ifade ediyor, bir kısmını ne yapıyor? Koltukluyor, dımnında barındırıyor. Li delaletihi ala ma fi dımnil mevdu'i lehu. O mevdu'u lehu'nun dımnındakine delalet ettiği için buna tadammül diyoruz. İmkâne lehu ey lima vudi'a lehu cüz'un ama. Tabi her lafzın vaz edildiği mananın cüzleri olmayabilir arkadaşlar. Cüzleri varsa tabii. Keme seci'u misaluhu, ileride örneği gelecek. Emma izâ lem yekun lehu cüz'un, ancak mananın cüz'ü yoksa kema fil basaiti, değil mi? Yani basait, basit demek ki arkadaşlar eczası olmayan. Mislul vacibi ta'ala ve tekaddes, yani burada Cenab-ı Hakk'a örnek veriyor ama keşke Cenab-ı Hakk'a örnek vermeseydi. Çünkü elle tutulan, gözle görülen bir şey örnek verseydi daha iyi olurdu. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun eczası yoktur. Daha ve nokteti, nokta gibi mesela arkadaşlar. Nokta nedir? Yani artık tecezzi kabul etmeyen
o kalemle bir çizgi çiziyorsunuz veya kalemi bir defterin veyahut da bir kitabın üzerine koyuyorsunuz. Artık daha tecezzi kabul etmeyen, değil mi? Atom gibi, atomu da parçaladılar ama, değil mi Furkan? Yani parçalanmayan, yani yüzlere ayrılmayan en ufak cüzden bahsediyoruz arkadaşlar. Atom parçalayınca ama böyle madde halinde kalmıyor. Yani böyle atom parçaladıktan sonra o parçaları toplayıp da bir madde elde edemiyoruz yani. Madde halinde elimizde tutabilmemiz için o atom şeklini muhafaza etmesi lazım. Yani ama atoma da biz ne diyemeyiz? Basit diyemeyiz yani. Niye? Sonuçta onda Çünkü cüz var. Evet. eczalara ayrılabiliyor. Dolayısıyla fela yutasavvaru et tadammunu fihima, bu örneklerde, bu verilen örneklerde tadammun ne yapılamıyor? Tasavvur edilemiyor. Evet. Buraya kadar okuyabiliriz Seyda. Bir hilaflaksiyon sonra şey yapalım. Şartı geçelim. Ve minhu, orayı okuyalım değil mi? Evet. Şimdi yani vacib, mislul vacibi değil mi? Vacibu Teala. Şimdi bu lafız zikredildiği zaman peki aklımıza ne geliyor mesela şey Furkan? Noktayı anladık, tamam, ama vacibul vücut, vacibul vücut, bu lafız zikredildiği zaman bu lafzın manalarının eczaları yok mudur acaba yani? Zatını kastetmiyorum ama bak. Ama vacibül vücut deyince tamam, Lafzın parçaları var çünkü ama mananın yok. mana derken şimdi vacibül vücut dediğimiz zaman vacibül vücut kimdir? Cenab-ı Hak'tır değil mi? Evet. Şimdi insan hayvanun natukun diyoruz değil mi? İnsan için ne diyoruz? Hayvanın artık. İnsan dersek, insanı biz tanımlarsak neyle? Hayvanla tanımlarsak natıkı ne yapar? Dımnında barındırmış Olur. oluyor. Peki vacibul vücudu biz tanımladığımız zaman işte vacibul vücut kerimdir, vacibul vücut rahimdir, vacibul vücut rahmandır dersek olmaz mı acaba Furkan? Anladım Selahattin'i. Anladım, bilmiyorum. Yani Yani sıfatlarına delalet, ayrı ayrı sıfatlarına delalet. Adam bu sanki olur mu? yani vacibül vücut deyince sanki Cenab-ı Hakk'ın zatını şey yapıyor, tamam mı? Ama Evet. insanı örnek verdiğimiz zaman insanın tanımını ne ile yapıyoruz? Hayvanın natukun diyoruz. Orada zatını ele almıyoruz ki biz. O insan kelimesinin tarifini ele alıyoruz. Evet. Yani Ha, haksız mıyım? çok yok, kolay tatlı bir soru. Bir şey diyemiyorum. Tamam. Tamam, peki. Ve minhu yu'lemu, bundan şu anlaşılıyor. Yani az önceki yapmış olduğumuz Molla Fenari Hazretlerinin yapmış olduğu bu açıklamalardan ennel mutabakate, yani delaleti mutabiki la testelzimu et tedammune, yani bir kelimenin mutabiki manası varsa illaki tadammuni manası olacak diye bir şey Yok. yoktur. Bihilafil aksi, ama tadammuni manası varsa Bu tam bir şey illaki olmayacak. mutabiki manası vardır. Buradayız. Peki. Kavluhu Ulu Ahmet rahmetullahi aleyhi, bakalım şimdi li muvafakatihi iyyahuyu nereye illet gösterecek? Bu ta'lilun li tesmiyeti bil mutabakati, yani buna niye biz mutabıki mana dedik? Yani bu delalete niye mutabıki ismini verdik? Bu lam
ta'lilun litesmiyeti bil mutabakati el mefhumeti min kavlihi yedullu ala tamami ma vudi'a lehu bil mutabakati. Oradan anlaşılıyor. Ve ona da ne olmuş oluyor? İllet olmuş oluyor. Niçin? Li enne manahu, çünkü bunun manası yedullu aleyhi bil bir delaletil mutabakati. Yani bu lafız bu manaya ne yapıyor? Delalet ediyor. Hem de vaz edilmiş olduğu mananın tamamını ifade ediyor. Ve keza el halu fi kavlihi. Şuradaki durum da yine aynıdır. Li delaletihi ala ma vudi'a fi dımnil mevdu'u lehu. Niye yani buna tadammuni denildi? Bundan dolayı. Li delaletihi ala ma vudi'a ala ma fi dımnil mevdu'u lehu. Ve kavluhu li ennehu la yedullu ala kulli emrin haricin. İltizami için hocam. Efendim? İleride söyleyecek bunu. Bu da biz bundan söylemedik. İltizami için delil şey yapacak. İllet göstereceğiz. Yani bunu biraz erkene çekti değil mi şey? Evet. Erkenden ona değinecek. Yani ileride söyleyecek. لِيَنَّهُ لَا يَدُلَّ عَلَى كُلِّ اَمْرٍ خَارِجٍ. Yani hariçteki her şeyi ne yapamaz? İfade edemez. وَيُمْكِنُ اَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْمُسَنِّفِ. Kulu Ahmet burada diyor ki musannifin muradı şu olabilir. Ennehu yedullu ala tamami ma vudi'a lehu ama bir sebebil mutabakati. Yani oradaki bayı ne yapıyor? Sebebiye yapıyor. Ey mutabakatil lafzi. Değil mi? Evet. Öyle mi okuyalım? Ey, evet. Mutabakatil lafzi. İma vudi'a lehu. Veyahut da şey şöyle. Ey mutabakatul lafzi, lafzın mutabakatı lima vudi'a lehu, yani vaz edildiği şeye lafzın mutabık olması, daha ve ala cüz'ihi bir sebebi tadammunihi el cüz'e, değil mi? Yani burada bayı sebebiye yapıyor. Ulu Ahmet onu ifade etmeye çalışıyor. Ve ala ma yulazimuhu zihni, değil mi? Zihindeki evet. Yani ona lazım olan bir şeyi ifade eder. Bir sebebi iltizami. Yani lafız onu ne yapıyor? İltizam ediyor. Ey luzumuhu lima vudi'a fi zihni. Yani teemmel. Luzumuhu lazım olması, yani o lafza lazım olması o mananın veyahut da o işte lafzın o manayı ifade ederken iltizami olarak o manayı ifade etmesi lima vudi'a fi zihni teemmel. Yani o diyelim ki işte insan kelimesi neye vaz edildi? Hayvanın natık buna değil mi vaz edildi? Ama işte hayvanın natık bunu düşündüğümüz zaman insanın dahakun diyebilirsin. İnsanın işte yani başka bir o hayvanın natıka lazım olan bir manayla da ne yapabilirsin? İfade edebilirsin. Veya o lafız o mahiyete lazım olan bir şeyle de ne yapılabilir? Açıklanabilir. Emmel ne diyor? Aşağıda baktın mı Şefkan? Yani burada birkaç alimin şeyini söylüyor. Yani burada sebebiye koymasının sebebi diyor. Hani medlulun mananın tamamına delalet etmesi, lafzın ona delalet etmesiyle, o manaya delalet etmesi sebebiyle diyor. Bunu şey değil diyor. Lafız o manaya, yani medlul o olduğu için bu sebeple lafız ona delalet etmiyor. Yani önce lafzın delalet etmesi sebebiyle diyor. Medlulun o olmasıyla sebebiyle değil diyor. Yoksa devir lazım gelir diyor burada. Peki. Ve kavluhu evet. Ve minhu yu'lemu, değil mi? Oradayız. Evet. Ey min ennel basaite,
yani mürekkep olmayan cisimler veya manaları değil mi? Mürekkep olmayan lafızlar la yutasavvaru fihi et-tadammunu. Onlarda ne yapmaz? Tadammun tasavvur edilir. Edilemez. Orada İntihar. gelen Yani ve ayet minhu yu'lemu açıklar. Ve minhu bundan dolayı. Yani neyden bilinir? Basaitlerde tadamı tasavvur edilemezliğinden dolayı bilinir. İntihar. Devamı. Bence şey orada bir tane fak konulsaydı yani ey min ennel basaite la yutasavvaru fihi etadammunu fe yu'leme yani hatta en yu'leme sanki o yu'leme orada şey olmuş yani offsite'e düşmüş yani buradan bakınca orada belki görünmeyebilir Furkan. Peki. Anladım. Ya bugün. Bugün bununla kaydedelim. Oldu mu? Şey. Yasin